Gel teyzeciğim. Geç şöyle teyzeciğim. İyi misin? Kandırdılar bizi. Avrupa'ya götüreceğiz dediler. Ölüme attılar. Kardeşim nerede? Tamam amca. Benim de oğlum kayıp. Hüsnü'yü araca ait. Tamam abi. Kardeşim. Kardeşim. Yavrum korkma. Korkma yavrum, gelecek hanım. Kardeşim, korkma gel bana. Buyur. Benim organları yetiştirmem gerekiyor. Helikopter beni bekliyor. Dikkatli olun. Beni izlemelerine izin vermeyin ve sakın yakalanmayın. Tamam efendim. Öldürtecek misin kendini? Ölsem ne fark eder? Kimsem kalmadı artık ya. Sakın çıkma buradan. Cevabınız bu mu? Gerçekten mi? Kaderinize razı mı olacaksınız? Şedid köleleri olarak böyle alınıp satılmak mı istersiniz ha? İşte sizler tam da bu haldesiniz. Yerlerde sürünüyorsunuz. Şu anda bütün dünya için haberlerde geçen bir sayıdan ibaretsiniz. Bu kadar süründüğünüz yeter. Şimdi ayağa kalkma zamanı. Hadi. Thank you.
diyorsun? Ben olsam bu kadar uzatmazdım. İki gruba ayırırdım. Bir gruba sıkardım, diğeri kölem olurdu. 10 dakikada biterdi bu iş. En eski yöntem. O senin dediğin nüfus planlama yöntemi Ariel. Bunlar benim fedailerim olacak. Gücün değil, imanın peşindeyim ben. Bu konu benim ilgi alanımın dışında. Konuş. Adın ne senin delikanlı? Kerim. Neler oldu anlat bakalım. Faruk hepimizi kandırdı. Kim bu Faruk? Bizi buraya getiren adam. Mültecilerin izini bulabildiniz mi? Hayır, bizimkileri yoklayan olmamış. Operasyonu kim yapmış olabilir? Baskın klinikte olduğuna göre bizden iz sürmüş olamazlar. Ellerinde bizi gören mülteciler var. Ben bize ulaşabilecekleri yolları tıkadım ama yine de çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Biz gayet dikkatliyiz. Çarkımız hiçbir engele takılmadan dönüyor. Baskın sizin sisteminizin zaafı. Ben sistemle ilgili sorunları halledeceğim. Siz çarkı döndürmeye devam edin. Elbette. Ele getirilen mültecilerin bağlantıda olduğu diğer ekip imha edilecek. Ve Suriye'den sırada bekleyen yenileri getirilecek. Ama bu çark öyle suyla dönmüyor. Bakın,
Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Zübab aşiretinin Türkiye ayağısınız. Ama siz benim kim olduğumu unutuyorsunuz. Benim adım Ariel. Ben kimseye borçlu kalmam. Sizinle çalışmayı bu yüzden seviyorum. Cahit Bey, hastanemizde gereken hazırlığı yaptık. Hepsini oraya nakledeceğiz. Tamam üstüne. İçeride acil bir durum var. Ha, nasıl durumu? Nasıl, yaşıyor mu? Merak etmeyin. Çok şükür. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür, çok şükür. 30 yaşlarında kadın. Organlarını almak için operasyon yaparken öylece bırakıp kaçmışlar. Ben yarısını diktim ama çok kan kaybetmiş. Tamam efendim, hemen ilgileniyoruz. İkinci katta. Abi içeride hiç biz bırakmamışlar. Bütün dokümanları almışlar. Ben izlerini buldum Cahit. Burası aynı hastane değil mi abi? Evet. Beni de götürün. Nereye götürelim seni? O adamların peşinden gidiyorsunuz. Beni de götürün. Ben onları tanıyorum. Nasıl çalıştıklarını da biliyorum. Hepsini anlatırım size. Gel bakalım. Sana güvenmekle hata etmediğimi biliyordum Asya. Benim işim bu. Kendini bu kadar hafife alma. Döverek baştan çıkarmak eşsiz bir yöntem bence. Senin adınla anılmalı. Asya stili. Kimsenin benimle ilgili bir şey hatırlamamasını tercih ederim. Bu pek mümkün görünmüyor. İlk dersi verdiğin gençlere baktım da. Hepsi sana vuruldular. İlk dövüşte aşk. Ama kusura bakma, buna izin veremem. Sana değil, bana itaat etmeliler. Bu nedir? Bu işin kitabını yazan senin gibi biri için manevi değeri çok yüksek bir hediye. Savaş sanatı. 2500 yıllık bir eser bu. Artık senin. Yeniden beraber çalışmaktan duyduğum memnuniyetin bir sembolü olarak kabul et lütfen.
Ha bir de senden ne istediğimi anlatmanın en kısa yolu bu kitap. Anladım. Peki benim senden istediklerim ne olacak? Sırası geldikçe hepsini yapacağız Asya'cığım. Bazı şeyler fazla bekleyemez. Para. Para bu gece sen okula ulaşmadan hesabında olacak. İyi olur. Asya stili. Efendim abicim. Abi müsait misin? Söyle, dinliyorum. Azra ile konuştun mu diye soracaktım. Ne oldu ki? Geri döndüğünü haber vermemişsin ona. Ben söyledim. Sonra da bir türlü ulaşamadım. Biz konuştuk abicim. O defter benim için kapandı. Neden abi? Nasıl olur? Evden uzak olduğum zamanlar sizi izlediğim gibi onu da izliyordum uzaktan. Azra'yı bir başkasıyla gördüm. Abi mümkün değil. Nasıl inanırsın böyle bir şeye? Ben göreceğimi gördüm. Biz konuştuk, hallettik. Sen kafana takma artık bu meseleyi. İyi de nasıl olur, aklım almıyor ki. Böyle bir sevda nasıl biter abi? Ben de öyle diyordum ama bitiyormuş demek ki. Kendini de beni de üzme artık. Tamam. Sen bilirsin. İyi dinlen. Yarına hazır ol. Yarın büyük gün. Niye kimse yok abi? Şimdi anlarız Cahit. Sen burada bekleyeceksin. Hı-hı. Sakın arabadan çıkma. Hadi. Sen arka taraftan dolan. Tamam abi.
Kimse yok abi. Peşlerinde olduğumuzu anlayınca boşaltmışlar. Abi bunlar nasıl bir teşkilat? Koca hastaneyi nereye taşımışlar? Yine mi kaçmışlar? Asla bulamayacağız onları. Ben sana arabada kal demedim mi? Ağlama. Bizi kandırdılar. Her şeyimizi aldılar. Ben ne umutlarla çıkmıştım bu yola. Ama kaçtılar işte. Bulamayacağız onları. Ağlamakla bulunmaz Kerim. Ağlamakla bulunmaz. Şimdi iyi düşün. Onları bulmak için sana ihtiyacımız var. Hatırlayacağın en küçük şey bile çok önemli. Ben denize ilk açıldığımızda fotoğraf çekmiştim. Burada bekleyeceksiniz. 10 dakika içinde tekne burada olacak. Dün gidenlerden haber var mı? Çocuğun da onların arasındaydı. Merak edecek bir şey yok. Sizden öncekiler yerlerine ulaştı bile. Akşam siz de onların yanında olacaksınız. Ay çok şükür. Çok senin elebaşı dediğin Suriyeli Faruk bu adam mı? Ta kendisi abi. Gidip alalım şunu. O her şeyi biliyordur. Çevrede silahlı adamlar var. Sahildekilerin hayatını tehlikeye atamayız. Önce onları kurtaralım. Öteki bizden kaçamaz. Bu sefer sözümü dinleyeceksin. Tamam abi. Burada kal. Başını belaya sokma. Gel Cahit. Her şey tamam mı? Tamamdır Faruk Bey. Bunların işi bitti. Hepsinin ölmesini istiyorum. Başımıza bela oldular bu sefer. Bunları alacak olan bot iyice açıldıktan sonra batacak. Dağıttığımız can yelekleri de kullanılmaz durumda. Hiçbirinin kurtulma şansı yok. Ah!
Onları öldürün. Hemen gidelim buradan. İyi misiniz? Nereden çıktınız siz? Sizi bu ölüm tacirlerinin elinden kurtarmaya geldim. O adamlar bizi Almanya'ya kaçıracaktı. Akrabalarımızın hepsi orada. Kimsenin bir yere gittiği yok. Hepinizi kandırdılar. Denize açılsanız hiçbiriniz geri dönemeyecekti. Bunlar da sahte. Biz para verdik o adamlara. Senin bizi kandırmadığını nereden bilelim? Sizi kandırmıyor. Doğruyu söylüyor. Kerim, sen gitmedin mi? Hayır. Bizi de öldürmek istediler. Oğlum! Ne yaptılar ona? Merak etme. O iyi. Çok şükür. Allah'ım çok şükür. Hoş geldiniz. Benim için ne büyük mutluluk. Yusuf, senin de bildiğin gibi Kenan Otomotiv konusunda çok önemli çalışmalar yürütüyor. Kenan Bey'in bu sektördeki yatırımlar için çıkardığı yol haritası bizi kısa zamanda önemli bir pozisyona getirebilir. Kenan'ın başında olacağı bir ekip kuruyoruz. Kendi seçtiği çalışma arkadaşlarıyla uzun vadeli bir yola çıkacak. Aslında bugün gündeme getirmek istediğim başka bir konu var. Seni dinliyoruz. Son dönemde Avrupalı otomobil devlerinin yaşadıkları krizleri hepimiz biliyoruz. Ben bunların teknik hatalardan kaynaklı sorunlar değil, aksine bir planın parçası olduklarını düşünüyorum. Bazı firmalar bu yüzden iflas noktasına geldi Kenan Bey. Peki siz nasıl bir plandan söz ediyorsunuz? Krizi fırsata dönüştürmekten ve otomotiv sektöründe geleceğe yatırım yapmaktan bahsediyorum. Elektrikli arabalar, onlara enerji sağlayacak teknik donanım ve bunların dağıtımını sağlayacak istasyonların kurulması. Avrupa'dan başlayarak dünyaya yayılacak devasa bir yatırım alanı. Birçok büyük üreticilerin bu alanda önemli çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Bence her şey birdenbire hızlanacak. 2020 yılında
Yollardaki araçların çoğu elektrikli olacak. Biz de yatırımımızı şimdiden buna göre yapmalıyız. Direksiyon sende. Bakalım bizi sıfırdan 100 kilometreye kaç saniyede çıkaracaksın? Bana böyle şeyler söyleme baba. Araba kullanmayı o kadar özledim ki her şeyi tahmininden de hızlı olabilir. Ben de kemerimi takar, arkama yaslanırım. Sana güveniyorum oğlum. Yusuf, senin için erken olduğunu düşünebilirsin. Sen kendini ne zaman hazır hissedersen, gel istediğin yerden çalışmaya başla. Çalışmak bana da iyi gelecektir. Nasıl istersen. Hangi alana yönelmek istiyorsun peki? Yeni nesil enerji kaynakları ve yeraltı zenginlikleri. İngiltere'de kaldığım süre boyunca bu konu hakkında araştırmalarım oldu. Konunun uzmanı hocalarım tarafından öğrendiklerim beni açıkçası heveslendirdi. Bu konularda seninle pek konuşma fırsatımız olmadı. Doğrusu neler düşündüğünü merak ediyorum. Dünyada hala petrol için savaşların yaşandığı bir gerçek. Ama ben de Kenan gibi bunun başka bir planın parçası olduğunu düşünüyorum. Eski usul enerjinin devri kapanıyor. Dünya devleri yeni nesil enerji kaynaklarına yatırım yaparken biz bundan uzak kalamayız. Pekala. Çalışmalarını nerede yoğunlaştırmayı düşünüyorsun? Elbette öncelikle Türkiye'de. Ama Orta Doğu ve Afrika yeni nesil enerji kaynakları bakımından çok önemli. Sıkıntılı bir durum mu var? Böyle iddialı bir alandaki çalışmalarımızı Türkiye sınırları içinde tutmamız daha doğru olur. Zira yabancı ortaklarımızın keyfini kaçırmak istemeyiz. Kimler o yabancı ortakların baba? Amerikalılar mı? Washington'ın Orta Doğu'ya uzaklığı 13 bin kilometre. Londra'nınki 4500. Moskova'nınki 3500 kilometre. Onlar dünyanın öteki ucundan bu topraklardaki her şey üstünde söz sahibi olacaklar. Biz sınırımızdaki ülkelerde iş yapabilmek için onların rızasını isteyeceğiz. Öyle mi? Bence öyle değil. Hastanemizde ağırladığımız Suriyeli kardeşlerimizin genel durumları oldukça iyi efendim. Ameliyat geçiren kadın nasıl oldu? O da dün geceden beri iyileşme gösterdi. Doktorlarımız hayati tehlikesi bulunmadığını bildirdiler. Yeni gelenler için de ne gerekiyorsa yapılsın. Tamam Polat Bey. Sen... Yola çıkmadan önce birkaç gün İstanbul'da kaldığını söylemiştin. Evet abi. Nerede beklettiler sizi? Şehir dışında, boş bir arazide. Kamyonun içinde bekledik. Bulabilir misin orayı? Orayı bulamam ama bizi oradan almaya gelen adamı gördüm. Bugün sahilde, Faruk'un yanında. Onu bulurum. Beraber gidin Cahit. Tamam abi.
O Suriyeli adamın izini bulunca da bana haber verin. Bak kardeşim, beraber bir yere gideceksek benim sözümden asla çıkmayacaksın. Tamam abi. Geldiğince geleceksin, gittiğince gideceksin. Tamam abi. Şimdi gel bakalım. Efendim, John Smith geldi. Tamam, al içeri. Hoş geldiniz Mr. Smith. Hoş bulduk. Buyurun. Şiddet konusundaki nöbetiniz bitti anlaşılan. Orada yeteri kadar kaldım. Londra'ya dönme planları yaparken şartlar beni yeniden buraya, İstanbul'a getirdi. Sizin denkleminizi bozan yeni aktörler mi var? Sürpriz bir hareketlilik olduğu doğru. Ama beni direkt etkileyen bir adım görmediğim için planlarımda revizyona gitmeyeceğim. Peki, sizin İstanbul'a gelmenizi gerektiren şartlar nedir? Peşinden koştuğum şeyin burada, İstanbul'da olduğunu düşünüyorum. Sizin hedefiniz Orta Doğu'daki enerji kaynaklarını kendi kontrolünüz altına almak değil mi? Nihai hedefimiz elbette bu. Ancak hocanın bölgede yaptığı çalışmaları takip ederken bizi çok şaşırtan bir gerçekle karşılaştık. Türkiye'den bir grup bilim adamı bölgenin bütün yeraltı kaynaklarının haritasını çıkarmış. Bunun uzun süredir devam eden çok gizli bir çalışma olduğunu öğrendik. Hatta ekibin başı olduğu söylenen bir profesör de rekabette Türkiye'yi bizim önümüze geçirecek çok ciddi aşamalar kaydetmiş. Gerçekten şaşırdım. Doğrusu bu haber benim için de sürpriz oldu. İlk karşılaştığımda ben de şaşırdım. Ama şöyle düşününce sebebini anlıyorsunuz. Türkiye'de bu tür bir çalışma eğer açıktan yapılacak olsaydı ya bizim ya da sizin Amerikalı müttefiklerinizin girişimiyle bu iş başlamadan biterdi. Haklısınız. Benden beklediğiniz nedir? Biz dünya üzerindeki gücümüzü asla tartışmayız ama burada ev sahibi sizsiniz. Sizin bağlantılarınızı da kullanarak bu gizli çalışma grubuna ve onların ürettikleri bilgilere ulaşmamız gerek. Eğer bu olursa sizinle daha önce gündeme gelmemiş olan ortaklıklarımız mümkün olabilir. Bu konuyu ivedilikle değerlendireceğimden emin olabilirsiniz. Ha bu arada Meta Aymar'dan da istihbarat ağını kullanarak bir çalışma yapmasını istedim. Tabii hala bağlantıları varsa. Meta'yı muhatap almakla doğru yaparsınız. Bu ülkede her devirde ayakta kalabilen ilginç karakterlerden biridir. Bunu teyit etmenize memnun oldum. Bu arada duydum ki oğlunuz geri dönmüş. Sizin adınıza çok sevindim. Teşekkür ederim.
Geç mi kaldın? Hayır ama erken gidip sınava çalışmak istiyorum. Anladım. Beni neden görmek istedin? Havaalanında olman gerekmiyor mu senin? Daha vakit var. Eyvah. Ne oldu? Fotoğrafımızı çektiler. Bırak çeksinler. Nasıl yani? Kızmadın mı? Adama kafa atmayacak mısın? Çocuktuk o zamanlar. Ha, Kenan da öyle diyor. Şimdi abi olmuşsun. Adam gidiyor bak. Gerçekten bir şey yapmayacak mısın? Ben Londra'ya dönüyorum Azra. Sen de gel. Çok isterdim. Ama daha çok istediğim bir şey var. Burada hasretle senin döneceğin ve bir daha asla ayrılmayacağımız o güne kadar beklemek. Beni bekleyecek misin? Evet. Geleceğin güne kadar bekleyeceğim. Siz kimsiniz? Beni neden burada tutuyorsunuz? Size diyorum.
Şiha baba. Merhaba Erhan oğlum. Nasılsın? Sağ ol Şiha baba. Ben... ölmüşüm de cenazemi kaldırmamışlar gibi. Gel. Otur Erhan. Otur. O nasıl söz? Böyle davranarak şehitlerimize haksızlık ediyorsun. Ben mi haksızlık ediyorum? Evet. Onların nasıl şehit edildiklerini biliyorsun. Kendilerine emanet edilenleri korumak için bedenlerini siper ettiler. Bu mekanı çiğnetmemek adına kendi bedenlerini çiğnettiler. Sen böyle davranarak onların ölümünü hiçe sayıyorsun. Ne diyorsun sen Süha baba? Ben demiyorum. Sen diyorsun. Ben de ölüyüm demedin mi? Şehitlerimizin verdiği can bizim de canımıza katılmadıkça yazık olur evladım. Aldığım her nefes fazla geliyor. Akif için nefes al sen de. Timur için, Zülfikar Ağa için, bütün kaybettiğin yiğitler için. Sen kafanı böyle şeylerle meşgul edersen Polat bir insana verdiği işleri nasıl halledeceksin? Halledemedim zaten. Bir hard disk verdi açın diye. Öylece duruyor. Açamadık. İçinde ne var bakamadık. Abinin kızmayacağını bilsem bütün hırsımı bundan çıkaracağım. Vuracağım yere, paramparça edeceğim. Çıkacağım üzerine, zıplayacağım. Başına bir şey gelmeden sen şunu ver bana hele evladım. Ne varmış bunda? Abi önemli olduğunu söyledi. Bir de ben bakayım. Altay Bey merhaba. Ben Yusuf. Irak'ta tanışmıştık. Teşekkür ederim. Bugün müsaitseniz sizinle görüşmek istediğim bir konu var. Tabii. Nerede buluşalım? Tamam. Görüşürüz. Profesörlerle çalışmalara başladık. Harita tamamlandığında bölgede atacağımız adımları netleştireceğiz ve tesis kurma aşamasına geçeceğiz. Bu konuda senin yardımına ihtiyacımız var. Projenin aşamalarını netleştirdiğinizde yeniden bir değerlendirme yapalım hocam. Ancak mülteciler konusunu çok öncelikli görüyorum. Verdiğin adreslerle ilgili inceleme ve araştırmalar sürüyor. Ama henüz bir netice elde edilemedi. Çok profesyonelce çalıştıklarını düşünüyorum. Mültecileri bu kanlı tuzaktan korumak için her türlü şey yapılacaktır. Her gün meselenin yeni bir yüzüyle karşılaşıyoruz. Bu trajedinin dünya uluslarına yansıması ne yazık ki bizdekinden farklı. Yakın bir tarihte göçmen nüfusu Avrupa'da baskın olacak. Timsah gözyaşlarıyla göçmen akınından duydukları bu korkuyu gizliyorlar. Korkuları sömürge düzeninin önüne geçemiyor ne yazık ki. Bütün kaynaklarıyla bu işin içindeler. Böylesine organize bir teşkilat sadece Suriyeli ya da Iraklı güçlerin, yerel güçlerin işi olamaz. Elbette. Hepsi aynı düzenin parçası. Modern savaşlar kan emiciler için en kanlı ve en karlı pazardır. Parçala, böl, yönet işin hikaye kısmı. Her şey sonrasında başlıyor. Kesinlikle. Savaşın taraflarının sürekli dengede tutulması gerekiyor. Savaşı sonlandıracak bir galibiyete izin verilmiyor. Çünkü savaşın bitmesi pazarın kaybı demek. Can pazarı. Katliamlar ve yağmalarla insanlar yerlerinden edilir. Sonrasında ziyafet başlar. İnsan ticareti, organ ticareti, yeraltı, yerüstü kaynaklarının talan edilmesi.
uluslararası yardımlar ve sivil toplum kuruluşlarını da denkleme dahil etmek gerekiyor ne yazık ki. Mültecilere yapılan yardımlar bir anlamda savaşın sürdürülebilirliğini sağlar. Savaş lordları emellerine ulaşmak için her alanda yatırım yaparlar. Şu gölge diye kodlanan adam da savaş lordlarından biri. Ele geçirdiği asayla tapınakçılarla küresel hanedanlar arasında yeni bir denklem kuracak güce sahip oldu. Gölgenin bugüne kadarki hamleleri bu tespitini doğruluyor. Böyle olunca da yolunuzun kesişmesi kaçınılmaz. Yolumuzun kesişmesi için can atıyorum. Yatakhaneler bu tarafta. Her sabah saat 5'te kalkacaksınız. 5.15'te burada toplanıp yoklama vereceksiniz. Kahvaltıdan sonra bugünkü eğitiminiz başlayacak. Akşam 6'ya kadar bu eğitimler devam edecek. Öğlen ve akşam yemeklerini yemekhanede alacaksınız. Boş vakitlerinizde akademi içerisinde özgürsünüz. Ancak akademi dışına çıkmak yasak. Eğitiminiz bitene kadar bu binayı terk etmeyeceksiniz. Yatakhanelerinize yerleşmek için yarım saatiniz var. 45 dakika sonra ilk ders başlıyor. Kimse geç kalmaya cüret etmesin. Nasıl ekip? Benim ilk zamanımdan daha iyidir Asya Hanım. Ben eğitimden sonra senin şimdiki halinden daha iyi olmalarını istiyorum. Bu olabilir mi? Ben sizin ne mucizeler yarattığınızı gördüm. Neden olmasın? Ne oldu Faruk? Sizin o işleyen çarkınıza biri çomak mı soktu? Halledeceğim ben. Siz merak etmeyin. Halletsen iyi olur. Aksi halde bana ekstra iş çıkarırsın. Senin bizimle çalıştığın ortaya çıkarsa yalnız seni öldürmek yetmez. Bütün aşiretini tarihten silmek gerekir. Bu da para, zaman ve iş gücü kaybı demek. Ama aşiretin bizim için değerli. O yüzden sana şans veriyorum. Bir yanlışın daha olursa o değerli aşiretinle mültecilerin kaderini paylaşırsın. Bir daha yanlış olmayacak.
Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yürüyerek mi geldiniz? İsteseydin aldırtırdım seni. Ben yürümek istedim. Kıyafetine çamur bulaşmış. Zararı yok. Bu topraklardan gelecek her şeyi kabul edebilirim. O zaman kan bulaşmadığına şükredelim. Lütfen buyurun. En sevdiğim tatlıdır. Özlemişim. Adetlerimizi iyi biliyorsunuz. Bu topraklarda yıllarım geçti. Beni ben yapan yıllar. Sahip olduğun holdingi de bir numara yapan bu mu? Kesinlikle. Bu yüzden döndüm. Şimdi ben de buraya hizmet etmek istiyorum. Lütfen buyurun. Kendi başınıza Avrupa'ya geçmeniz mümkün değil. Denizde boğulur gidersiniz hepiniz. Arkadaşlarınıza söyleyin. Adam başı 2000 euro verirseniz hepinizi Yunanistan'a götüreceğim. Olur. Olur. İşte adam orada. Ne oluyor? Adam niye kaçıyor abi. Bu? Hiçbir yere kaçamaz. Niye kaçıyorsun kardeşim? Ben hiçbir şey bilmiyorum. İyi de daha bir şey sormadık ki. Sen polis misin? Bak kardeşim, polis olsam şimdi bileğine kelepçeyi takıp götürmüştüm seni. Bir dur da adam gibi konuşalım. Ne istiyorsunuz benden? Almanya'ya gitmek istiyorum. Uçağa bin git. Ben ne yapayım sana? Bizi Faruk Bey'le görüştür. Onu nereden tanıyorsunuz? Benim bütün ailem Avrupa'ya o götürdü. En son ben kaldım. 4 arkadaşım daha var. Almanya için adam başı 3000 euro veririz. Paramız hazır. Sen ne istiyorsun? Bunları İstanbul'a ben getirdim. Daha gerisi de var. Adımı telefonla yaz.
Hadi eyvallah. Bizim işimiz acele. Faruk Bey neredeyse haber ver, biz yanına gidelim. O işler öyle olmuyor. Ben doğrudan ona ulaşamam. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Aracılarla haber göndereceğim. İstersen sizi ararım. Ararsan benim göndereceğim her adamdan sen de payını alırsın. Ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Sen de çok iyi bilirsin ki buralarda hüküm sürmek için para yetmez. Dengeleri bozacak olursan en ufak bir harekette başını ezerler. Bu konuda endişeniz olmasın. Buraya yalnızca paramla gelmedim. Bölgeyi yöneten güçler tarafından yepyeni bir denklem kurmakla görevlendirildim. Şayet anlaşabilirsek, siz ve aşiretiniz bu yeni denklemde çok avantajlı konumda bulunacaksınız. Bizden tam olarak ne istiyorsunuz? Topraklarınızı benim için yönetmenizi. Daha açık ol. Neyin peşindesin? Cennetin. Dostum, cenneti buralarda bulamazsın. Dostum, ben cenneti aramıyorum. Onu bizzat ben kuracağım. Efendim. Tamam. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Bunu sen mi buldun? Rose mu getirdi? Bayan Rose sizin için aldığını söyledi. Size vermemi istediği dosya bu efendim. Ve tüm bilgilerin burada olduğunu söyledi. Ayrıca sizin için başka bir haber bıraktı. Gölge hakkında mı? Evet. Zübap aşiretiyle bir görüşme yapmak üzere Irak'a geldi. Doğru tercih yapmış. Efendim, asayı kime vereceksiniz? Gerçek sahibine.
Boşuna onu korumaya çalışmayın. Öyle birini tanımıyoruz. Sadakatinizi anladım. Aranızda güçlü bir bağ olduğu da kesin. Ama daha kesin olan bir şey var. O da... ben bir şey söyleyeceksiniz dediğim zaman... söyleyeceksiniz. Söyleyeceksiniz! Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Bir şey bilsem söylerim ama Zeynep diye birini tanımıyorum. Peki Asya Tuna'yı tanıyor musun? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Sen ne zamandır buradasın? Unuttum. Siz nereden geldiniz? Biz Suriyeliyiz. Artık değilsiniz. Hepimizin ortak vatanı Asya'ya hoş geldiniz. Farklı coğrafyalardan, farklı milletlerden geldiniz. Hepinizin kaderleri farklıydı. Şimdi burada yan yana oturmuş beni dinliyorsunuz. Çünkü bunu ben istedim. Bundan sonra kaderinizi ben yazacağım. Aranızda eskiler var, yeniler var, ölüler var, diriler var. Kimin eski, kimin yeni, kimin ölü, kimin diri olduğunu ben biliyorum. Ben yeniden gelinceye kadar hepsinin eti senin, kemiği benim. Dosyada yazan her şeyi sabaha kadar ezberleyeceksiniz. Gel içeri Yusuf.
Kusura bakma, etraf biraz dağınık. Estağfurullah. Öktem Hoca nasıl oldu? Öktem Hoca hastanede. Maalesef komada. Üzüldüm. Onun gibi önemli bilim adamları çok sık yetişmiyor. Daha önceden tanışıyor muydunuz? Şahsen değil. Ancak başarılı çalışmalarından haberdardım. Neden Şedid tarafından kaçırıldığına dair bir fikriniz var mı? Bu topraklarda bilimsel çalışmalar yürütmek her zaman hayati tehlikeler için bir sebep teşkil etmiştir. Ama son dönemde ne üzerine çalıştığını bilmiyorum. Siz de mi benzer bir sebepten dolayı kaçırıldınız? Ben özel bir durum için Irak'taydım. O kadarını söyleyebilirim. Bu özel durumun çalışmalarınızla bir ilgisi var mıydı? Bu soruyu Fehmi Kuzuzade'nin oğlu olarak mı soruyorsun? Kim olduğunu biliyorum Yusuf. Benim de kim olduğumu, ne üzerine çalıştığımı bildiğinden eminim. Yoksa bütün bunlar tesadüf olamaz. Anlayamadım. Çalışmalarımız tam sonuç vermişken kendimi bir anda Irak'ta bir Şerit hücresinde buluyorum. Ve Türkiye'nin en önemli ailesinin veliahtı gelip beni kurtarıyor. Daha sonra babanın ve ortaklarının çalışmalarıma olan ilgisini öğreniyorum. Bütün bunlar sana da garip gelmiyor mu? Altay Bey, beni çok yanlış anladınız. Ben size sadece Öktem Hoca hakkında bir bilginiz var mı diye sormaya gelmiştim. Maalesef delikanlı. Öktem Hoca hakkında bir şey bilmiyorum. Şimdi izin verirsen çalışmalarıma geri dönmem gerekiyor. Şu anda Altay'ın ofisinin önündeyiz. Yusuf Kuzuzade içeride. Ne yapmamızı istersiniz? Yusuf çıkana kadar bekleyin. Sakın göstermeyin kendinizi. O çıktıktan sonra alın getirin adamı. Tamam efendim. Niye elimi atsam karşıma Yusuf çıkıyor. Giriyoruz. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Konuşma! Seni götürmeye geldik. Bizimle geliyorsun. Yürü! Yürü dedim sana! Kıpırdama! Vururum adamı! Ne güzel seni böyle gülerken görmek. Çünkü mutluyum.
Çünkü sevdiklerimin yanındayım. Çünkü senin yanındayım. Sakın merak etme. Elif'e ve kendine iyi bak. Tamam. Sen de kendine dikkat et. Simit yer misin abi? Ben sana sormadım tabii aç mısın diye. Önemli değil abi. Sen daha ne yapacaksın benim için? Afiyet olsun. Şu Faruk denen bir yakalayalım. Söz. O zaman sana bir ziyafet çekeceğim. Tanımıyorum abi. Aç bakalım. Alo. Nereye geleceğim? Bu akşam sizi burada ağırlamaktan mutlu olacağım. Akşam senin için hazırladığım hediye gelince gerçekten mutlu olacaksın. Gel. Sen dur. Beklediğimiz telefon geldi abi. Nereye çağırıyorlar? Eminönü'nde Vefa tarafına abi. Abi yalnız Kerim'i de yanımıza almamız gerekecek. Neden? Abi Faruk'la buluşma orada olmayacakmış. Kerim'i yoldan alıp sonra o Suriyeli adamın yanına götüreceklermiş. Buyurun.
Saygılarımı kabul edin. Bana ne hediye getirdiniz? Sana bununla oynamanın tehlikeli olduğunu söylemiştim. O yüzden seviyorum işte. Bir gün benim olacağını biliyordum. Bir gün sizin olacak Arthur. Ben o gün gelene kadar sizin adınıza bu emanetin koruyucusu olacağımı söylemeye geldim. Bunu neden yapacaksınız? Benim elimde tarihi bir sembol gibi duran bu asanın doğru zamanda gerçek sahibinin yani sizin elinize geçince sihirli bir değnek olacağını biliyorum. Vaatleriniz gerçek olursa siz de o günden sonra sonsuza kadar benim en yakın dostum olursunuz. Kardeşiniz Martin'in ölümüne çok üzülmüştüm. Ancak sevgili Karun, sizin yerinizde o olsaydı farklı hareket ederdi. Size katılıyorum Arthur. Bence de Martin farklı hareket ederdi. Konuşacak çok şeyimiz var. Bir süre misafirim olun. Bundan büyük zevk duyarım. Ancak İstanbul'da yapılacak bir toplantı için hazırlanmam gerekecek. Artık burası sizin eviniz Karun. Rahatınıza bakın. Bunlar ne demek oluyor delikanlı? Neden getirdin beni buraya? Sizin güvenliğiniz için. Ben fark edip geri dönmeseydim sizi kaçıracaklardı. O adamları sen mi getirdin peşinde? Hayır. Ben takip edilmediğimden eminim. O zaman kimdi o adamlar? Nasıl buldular benim izimi? Merak etmeyin. En kısa zamanda öğreneceğim. Lütfen rahatınıza bakın. Bana güvenin. Ben kimseye güvenmemeyi öğreneli çok uzun zaman oldu delikanlı. O zaman öğrendiklerinizin bir kısmını unutana kadar burada kalmanız gerekecek. Bakalım hanginiz acıya daha dayanıklı. Şimdi ağzını çözeceğim. Sana sorduğum her soruyu eksiksiz cevaplayacaksın. Kim gönderdi sizi? Söyle. Konuş. (Gülüyor)
Hadi anlat paşa paşa. Çözeyim ellerini. Arkadaşın uyurken kaçar gidersin. Konuş lan. Konuş lan. Kimin adamısınız siz? Konuş lan. Yalnız mı geldin? Evet. Para hazır mı? Hepsi burada. Atla. Haber var mı? Geliyorlar Faruk Bey. Tamam, o işi de halledelim. Bugünlük yeter. Sen bunu arabaya götür. Beni orada bekle. Tabii ki Faruk Bey. İn aşağı. Üstüne arayın. Ne yapacaktın bunlarla? 5 gündür sokaklardayım. Hayatta kalmak kolay mı? Dışarı çıkarken geri alırsın. Çabuk çıkarın beni buradan. Ne
Çık lan. Vurmayın, ateş etmeyin. Ne isterseniz veririm. Beni öldürmeyin. Kes lan. Kimin için yapıyorsun bu işi? Bunun için. Benim tek derdim para. Alın, hepsi sizin olsun. Yaşamana izin vermem için bana işime yarayacak bir şey söyle. Yeter ki yaşamama izin verin. Bildiğim her şeyi anlatırım. Ne biliyorsun? Mültecilerin Suriye'den Türkiye'ye nasıl girdiklerini ve buradan hangi yollarla... Başka! Avrupa'dan seçilen sabıkalıları Şedid'e gönderen şebekeyi biliyorum. İş yaptım onlarla. Başka! Zeynep diye biriyle de iş yaptın mı? Hayır. Asya Tuna? Hayır. İyi düşün. Yemin ederim bilmiyorum. Konuş lan. Organ kaçakçılığını kiminle yapıyorsun? Ariel diye bir ortağım var. Hem İstanbul'da, hem Şam'da, hem Bağdat'ta. Bir sürü, her tarafta bağlantıları var. Birlikte çalıştığı adamla beraber Türkiye'ye yeni geldiler. Kimmiş birlikte çalıştığı adam? Kim? Gölge diye biri. Kim? Onun kim olduğunu bilmiyorum. Ama ona nasıl ulaşacağınızı biliyorum. Şu anda Irak'ta. Benim akrabalarımla görüşüyor. Benden kaçamazsın Zeynep. İster Avrupa'ya git, ister Asya'ya. Polat Alemdar. Kerim, aç şu kapıyı. Gir içeri. Ne yaptın sen?